Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 28. haftasının ikinci videosundayız. Yani son videodayız silindirde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. 11. soruda kalmıştık. Yandaki şekilde içi su dolu yarı çapı 2 santimetre olan ağzı açık dik silindir zeminle 45 derece yapacak şekilde eğilmiştir. Şöyle eğilmiş. Sonra buna göre dökülen suyun hacmi. Ne isteniyor bizden? Dökülen suyun hacmi. Burası döküldü değil mi? İçinde ne kadar su olduğu önemli değil. Herhangi bir silindir eğmişler. 45 derece eğmişler. Benim için istenilen şu beyaz kısmın hacmi. O zaman beyaz kısma yoğunlaşacağım. Yarıçapı kaç verilmiş? 2. Hocam yukarıda da yarıçap kaç? 2. Şimdi burada daha önceki videoda da anlatmıştık zaten. Silindirin belli bir parçasından bahsediyorsa prizma şeklinde yapacağız demiştik ama eğdiğimiz zaman içerideki oluşan bu cisim tabanı ve tavanı aynı olan bir cisim değil. Yani şöyle baktığınız zaman bir prizma değil. Bu tabanı farklı, bu tavanı farklı oluyor. Ya da yan yüzeyler ama yan yüzeyi şöyle silindirik bir şey ama şu yan yüzeyindeki şeyi bulamayız arkadaşlar. Taban ve taban aynı değil maalesef. E o yüzden burada silindir yani prizma mantığına yapamayacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi bu tür sorularda suyu böyle eğme sorularında falan. Arkadaşım şunu şöyle eğdikleri yerden bir silindir yapacaksın. Çünkü sen silindirin hacmini biliyorsun. E silindir yaptık. E silindir yapınca bardak da böyle eğilmiş ya. Şuraya bakacaksın. Üstteki kısma bakacaksın. Hocam Yarısı dolu yarısı boş değil mi bunun? Evet. E o zaman olay bitti. Şuradaki hacim V iken buradaki hacim de V. Ben 2 V'yi bulursam V'ye de ulaşırım. O zaman şuna şey yapacağım. Ama bana verilen bir bilgi var burada. 45 derece. Arkadaşım zeminde 45 derece kaç yapmış? E, burada da su yüzeyi var. Su yüzeyi ile zemin her zaman ne olmak zorunda? Birbirine paralel olmak zorunda. E o zaman suyun zemini bu. E, bizim normal zeminde bu. Bu mavi çizgiler birbirine paralel. Hadi paralelliği kullanalım. Z'den dolayı burası da 45 derece olur. E o zaman burası da 45 oldu. A 45 90 ise burası da 45 oldu. Şurada bir ne çıktı? İkisi kenar üçgen çıktı. 2 iken burası da 2. 4 yaptı. Burası da 4 yaptı. Yani yüksekliğimiz 4 oldu. O zaman ben sadece şu üstteki 2V'ye yoğunlaşacağım. 2V neye eşit olmak zorunda? Pi R kare. Yarıçapımız kaç? 2. İki. Pi 2'nin karesi çarpı yükseklikte 4. Buna eşit olmak zorunda. Buradan ikiler sadeleşince 4 kere 2 8 pi yapar. Evet V'yi böylelikle 8 pi buluruz ki bizden de ne isteniyor? Dökülen kısmın hacmi isteniyor. İşte olay budur arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle su dökme sorularında bunu yapacağız. Silindir yapıp ona göre e, olayı yorumlayacağız arkadaşlar. Yani bu silindir değil de böyle kesme işlemi de olabilir. Zaten biraz sonra soruda e, öyle bir soru da var. Bu şekilde parçaladıkları zaman yüzeyi böyle tabandan parçaladıkları zaman e bu şekilde hamle yapacaksın. Çünkü sen tam silindiri biliyorsun. Unutma bunu. Evet örnek 11'i 8 pi bulduk. Geldik örnek 12'ye. Birinci şekilde toplam yüksekliği 11 toplam yüksekliği 15 birim olan dik silindir şeklindeki kap 11 birim yüksekliğine kadar su ile doluymuş. Kap ikinci şekilde gibi su dökülmeyecek şekilde eğildiğinde AB en az kaç birim olur? AB en az olması için ne olması lazım arkadaşım? Buradaki kaptaki suyu olabildiğince aşağı emeliyim olabildiğince aşağı ki bu tam böyle şuraya kadar gelsin. Ama su dökülmeyecek diyor. Su dökülmeyecek şekilde tam ağzına kadar getirdiğim zaman şöyle eğdim. O zaman burası ne oldu arkadaşım? X oldu. Demek ki ben bunu bulmaya çalışacağım şimdi. Yani tam şuradayken olur bu. Evet bunu yorumladık. Buradaki yüksekliğin kaç olduğunu biliyoruz. 15 olduğunu biliyoruz. Ve şimdi ona göre yorum yapacağız. Arkadaşım böyle su eğme sorularında ne yapıyorduk? Hop silindir yapıyorduk. Silindiri yapınca Hocam bak yarısı dolu. Şuradaki yarısından bahsediyorum. Diğer yarısı ne oldu? Boş oldu. Yani buradaki hacim V iken buradaki hacim de V midir? Evet V'dir. Ama burada e, şimdi 11 birim yüksekliğinde su var. 4 birim yüksekliğinde de su var burada. Arkadaşlar bir prizmada. Bu silindir de bir prizma. senin prizmaların hepsine bunu diyebiliriz. Yükseklikleriyle hacimleri doğru orantılıdır. Çünkü bunun hacmi pi r kare 11 bölü pi r kare bölü 11 pi r kare çarpı 11 bunun hacmi de pi r kare çarp 4. Oranladığın zaman ne yapıyor? Şunları oranladığın zaman pi r kareler gidiyor yükseklikleri oranın hacimleri oranına eşit olmuş oluyor. O yüzden burada yükseklikler 4'e 11 ise şuradaki hacim 4v iken buradaki hacim 11v diyebiliriz. E o zaman ben buraya v demeyeyim. Şuradaki boşluk hala 4v değil mi arkadaşlar İçinden su dökülmediği için? Evet e içindeki su dolu olan kısım hala 11v boşluk olan kısımda 4v olduğunu biliyorum. E o zaman burası boşluk olan kısım 4V dersem e bunun yarısı dolu yarısı boşluğu burası da 4V olacak. E şimdi su dolu olan kısım 11V olacağından 4V'si buradaysa buraya da 8V mi kaldı? Evet. Hayır 7V kaldı. Tekrar söylüyorum. Çünkü dolu olan kısım 11V olacak. 11V olduğundan dolayı 7'si de buraya kalmış oldu. E şimdi şurayı yorumlayalım. Burada dikkat et 7V'lik kısım var. Burada dikkat et 8V'lik kısım var. Hocam burası 7V, burası da 8V olduğundan dolayı e, hacimlerle buradaki yükseklikler doğru orantılı değil midir? Evet. O zaman şuradaki yüksekliğe biz ne diyebiliriz arkadaşlar? 8V'deki 8K yükseklik varsa 7V'de de 7K yükseklik vardır diyebiliriz. Ve toplamda 15K neye eşit? 15K 15'e eşit olduğundan K'yı da böylelikle 1 olarak buluruz. K1 ise bizden de X isteniyor, 7K isteniyor. O zaman cevap ne yapacaktır? 7 yapacaktır dostlar. Evet gördüğünüz üzere gerçekten ama gerçekten çok güzel sorulardır. Bunlar bunları da bu şekilde dikkat edin. Bu silindirde yaptık bunu ama bütün prizmalarda aynıdır. Yükseklikleriyle ispatını da gösterdim. Hacimleri doğru orantılı olmasını lütfen ama lütfen sorularda kullan. Burada da dedik. E, burada e, boş olan kısım değişmedi. Hala 4V e, yarısı dolu yarısı boş. 4 vsi 4V buraya da 7V kaldı. 8V'ye 7V olduğundan 8K 7K yüksekler oranlamasında yazıp sonuca ulaştık arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Geldik bir tane nota. Arkadaşlar bir de suyu eğdiklerinde şöyle bir şey oluyormuş. Sen şuradaki haşken suyu böyle eğdiğinde e, şuradaki H1 ile H2 arasında şöyle bir bağıntı varmış. Ne bağıntısı varmış? Haş, e, H, H1 artı H2 bölü 2 eşitmiş. Ya ama bunu istersen kullan, istersen kullanma. Mesela bir sonraki soruda öyle bir şey var mı? Vallahi buradaki şey Tabi burası 15 ya. Burası da x ya. 15 artı x bölü 2 eşittir 11 diyebilirsin. Hani oradan da yapabilirsin. Oradan yap bakalım. Şunun tamamı çünkü 15 oldu. Şuradaki uzunluk 15 değil mi? Evet. 15 artı x bölü 2 11. 15 artı x bölü 2 eşittir 11 diyeceksin. x de böylelikle kaç çıktı? 7 çıktı. Ama bu biraz formül oluyor. Şu şekilde mantığını bildikten sonra bence daha kolay bir şekilde oluyor. Bence mantığını bil. Ama böyle bir şeyin de varlığından haberdar ol. Tamam mı? O yüzden buradaki h'ın H1 artı H2 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Evet şurada örnek geldi hemen. Ben yine formülden yapmayacağım arkadaşlar. Yani şuradaki yukarıdaki formülden yapmayacağım. Bir mantıkla yapacağım. Ormancı Hasan. Evet dostum arkadaşım Hasan. Lakabı ormancı. Bu soruda kullanmak istediğim dinliyorsa buradan selam olsun. Ormancı Hasan yüksekliği 40 santimetre olan silindir şeklindeki bir odun parçasını hacimler oranı 3 bölü 5 olacak biçimde testereyle düzlemsel bir kesim yapıyor. İşte bu sefer su değil kesimle de böyle karşılaşabiliriz. Hasan parçalardan büyük olanın yani alt taraftaki büyük olan parçanın odun parçasında yeni oluşan yüzeyin zemine olan uzatlığını en fazla 35 olarak ölçtüğüne göre yeni oluşan yüzeyin zemine olan uzaklığı en az kaç santimetre olarak ölçmüştür. Evet burayı 35 ölçmüş. Arkadaş bak burası 35'miş zemine olan şuradaki uzunluk isteniyor bizden. E buraya da x diyelim. Şimdi o zaman tam yüksekliği kaç? 40. O zaman buraya kaç kaldı? 5. Buraya ne kaldı? 40 eksi x kaldı. Sonra ne yapacağız? Hocam şöyle bir su dökme sorularında ya da eğik kesme sorularında da aynı şeyi söyleyebiliriz. Şuna ait bir silindir oluştur kardeşim. Ama öncelikli olarak buraya ne vermiş? Burayı 3V vermiş. Burayı da 5V vermiş. Hatta buradaki 3V, 5V'yi dışarıya yazayım. İçeride işlem yapacağım. Şuradaki kısım 3V'lik kısım. Buradaki kısım yani şöyle parçaladık kısım 5V olduğunu da söylemiş. E hadi yorumlayalım bakalım. Hop şöyle bir silindir yapalım şurada. Şurada da tam bir silindir yapalım. Bak yarısı yarısı. Bu yarısı bu da diğer yarısı şeklinde oldu mu oldu. Tamam. Şimdi burası 5 iken şurası kaç? 5 yazdık. E o zaman buraya 35 eksi x kaldı. E burası da x. Aynı şekilde x ve burası da 35 eksi x kaldı mı? Kaldı. Hocam 5'teki hacim 5v ise yüksekleriyle doğru orantılıydı. 35 eksi x de 35 eksi xv değil midir? Yani 35 v eksi xv değil midir? Evet. Ama bu yarısı bu da diğer yarısı. O zaman burası 35 v eksi xv bölü 2. Burası da 35 v eksi xv bölü 2 yaptı arkadaşlar. Düzgün yazayım. 35 v eksi xv bölü 2 yaptı. E alt tarafta x burası da ne oldu? xv oldu. E şimdi adam demiş hacimler oranı. E hacimleri de oranlayalım o zaman. Hadi bakalım. Şurada hacimleri de oranlayacak olursak. Yani şu 5 v artı şu toplayacak olursak. Bir kafadan toplayayım. Şimdi sen şurada 5V ile 35V eksi XV bölü 2'yi toplarsan 2 kere 5 10. 45 10 ile bunu topladığın zaman 45V eksi XV bölü 2 mi yapıyor? Evet. Yani 45V eksi XV bölü 2 yaptı. Bölü Alttaki parçada ne yapıyor arkadaşlar? XV ile bu. Yani XV artı 35V eksi XV bölü 2. 2XV eksi XV de burada o zaman artı XV yapıyor. 35V artı XV yaptı. 35V artı XV bölü 2 eşit oldu. Bu neye eşit olmak zorundaymış arkadaşlar? 3 bölü 5'e eşit olmak zorundaymış Üstteki hacmin alttaki hacmi oranı. Topladık sadece. Başka da bir şey yapmadık. E hadi oranlayalım bakalım burada. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Sonra V parantezin aldığımız zaman V'ler de gitti. Burada ne kalıyor o zaman yukarıda? 45 eksi X bölü. Aşağıda ne kaldı? 35 artı X kaldı. 3 bölü 5'e eşitmiş. İşler dışlar yapalım. 5 ile 45 çarparsak kaç yapıyor? 225 eksi 5 X eşittir. Bununla bunu çarpıyorum. 105 artı 3x yaptı. Eksi 5x öbür tarafa atınca artı 5x yani 3 xle de toplayınca 8x yaptı. 105 de buraya atınca 120 mi oldu? Evet. 4'e bölsen 4'e bölsen 30 bir de 2'ye bölsen 15. X'i de böylelikle kaç buluruz? 15 buluruz arkadaşlar. Yani bu şekilde yükseklikleriyle doğru orantılı olacak şekilde böyle yapacak olursanız yine sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Formüle mormüle gerek yok. Çünkü formülü bazen her yerde kullanamay kullanamayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde hamle yaptık. Tamam gençler. Evet güzel sorudur. Yani her zaman su dökme gelmeyebilir. Odun partisini kesebilir. ÖSYM sordum mu böyle sormadı. O yüzden bu soruya da bence dikkat edin. Şöyle bir yıldız atayım bu soruya da. Evet geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 14'e. 64 tane birim küpten oluşan bir mantık sorusu gibi bir şey bu. Bir küpten şekildeki gibi yarı çap bir birim olan silindir çıkarıldığında 12 tane birim küp zarar görüyor. Bak silindir çıkartmışım. 12 tane de birim küp zarar görmüş. Mesela sen burada yüksekliği bir birimden az olunca ne olacak? Kaç tanesi görüyor? Bak yüksekliği bir birimden az olunca kaç tanesi görüyor? Hocam 1, 2, 3, 4. Bak şöyle düşünecek olursan. Şurada 4 tane birim küp zarar görüyor. Hocam niye yüksekliği bir birimden az olunca? Çünkü ön yüzeydeki küpler gidiyor. Bir birimi aşarsa 1 ile 2 arasındaysa yüksekliği ne olacak o zaman? O zaman 4 tane burada 4 tane de arkasında mı zarar görecek böyle? Evet. E bize diyor ki buna göre diyor oluşan yeni cismin yüzey alanı en fazla kaç birim karedir? 12 tane birim küp zarar görüyorsa 1 birim yüksekliğinden az olunca 4 tanesi. Sonra 1 ile 2 arasındaysa 8 tanesi. O zaman 2 ile 3 arasında yükseklik olursa alt, içerideki silindirin ne olacak? 12 tanesi zarar görecek. E bize diyor ki buna göre diyor oluşan yeni cismin yüzey alanı en fazla kaçtır? O zaman olabildiğince içeride fazla yüzey oluşturmam lazım. Olabildiğince ne yapmam lazım? Fazla derine dalmam lazım. O zaman fazla derine dalmak için de hop şöyle yüksekliğini olabildiğince çok seçmeliyim. Yani yüksekliğini kaç seçeceğiz o zaman arkadaşlar? Birim küp olduğu için 3 seç. 3 seçeceğiz. Çünkü içeride yeni bir yüzey alanı oluşuyor. Yani silindirin yan yüzeyinin alanı oluşuyor burada. Evet, buna göre diyor oluşan yeni cismin yüzey alanı en fazla kaçtır? bu tür parça çıkarma olaylarında ya da kesme olaylarında ne yapıyorduk? Bir eski alanı yazıyorduk. Eski alan nedir? Hocam 6 tane bir kenarı 4 bin değil mi? 4'ün karesi. Den ne yapacağım? Eklenen yüzeyleri çıkartacağım. Bir de eklenen yüzeyleri ekleyeceğim. Çıkartılan yüzeyleri de çıkartacağım. Çıkartılan yüzey var mı diye bakıyorum. Hocam burası çıktı. Ama tam delmediğim için arka tarafta da orası oluştu mu? Şöyle bir silindir oldu ya. Evet bu nötrledi çıkan arkada oluştu. Ama içeride yan yüzey silindirin yan yüzeyi ne oldu? Eklenmiş oldu. Fazladan bir yüzey oldu. Yani içeriyesi oyulduğu için içeriye fazladan boya süreceğim. O zaman eklenen alan var. Çıkan alan yok burada. O zaman eklenen alan silindirin yan alanı. Silindirin yarı çapı kaç? 1. Yüksekliği kaç olacak? En fazla 3 olsun ki içerideki yan alan daha fazla olsun dedik. O zaman 2 pi r çarpı h. Taban çevresi çarpı yükseklik yan alandı. h diyeceğiz. O zaman oluşan yeni alan en fazla bu kadar olur arkadaşlar. Yani bu 96 artı 6 pi şeklinde olacaktır. Tekrar söylüyorum. Çıkan alanları çıkartıyoruz. Eklenen alanları ekliyoruz. Ama çıkan alan arkada da oluştu. Nötrledi. Eklenen alan sadece silindirin yan alanına yaptı. O da 6 pi kadar eklenmiş oldu. Ya da şunu da şöyle de sorabilirdik. Buradaki Yüzey alanındaki değişim en fazla kaçtır diye de sorulabilirdi arkadaşlar. O zaman da cevap 6 pi olacaktı. Evet böylelikle şuradaki hacimle de ilgili şu kısımları da halletmiş olduk. Şimdi en kısa prob yol problemlerine gelelim. Yani karınca sorularına falan gelelim. Gençler şimdi yüzey problemlerinde ne yapıyorduk? Yüzeyi açacaktık değil mi? Yüzeyin açılması bizim için önemli. E burada yüzeyi açacağız. Şimdi farklı durumları şöyle göstermişim. Bir sadece yarım yüzü gittiği zaman... Bir tam yüzeyi dolaştığı zaman bir de böyle e, herhangi bir şekilde böyle garip bir şekilde ortaya falan geldiği zaman bunları böyle yapmışız arkadaşım. Şimdi hadi bakalım. Yarım yüzeyi gittiği zaman bak şimdi. Elimizde şöyle bir silindir var. Şöyle bir silindir var. Silindirin açılmış halinin şurada dikkat edin. Şu şu, şu tuttuğum yere dikkat edin. Şurada hop açtığınız zaman şuradaki nokta ile buradaki nokta aynı değil mi? Şöyle birleşiyor. Evet açılışında burada karflendirmeler çok önemli. Bak sen burada açtığın zaman dikkat et. şurayı açtığın zaman A şuradan açtın mesela koparttın. A aynı zamanda burası da A olacak. Yani burası A burası B iken şurası A burası B olmaz. Dikkat et. A'dan nereye? Şöyle açtın A oldu. D iken burası da D oldu. Hocam C ile B nerede kalıyor? Tam ortada kalmış oluyor. Ya da şöyle göstereyim ben sana. Şurası A. Bak şu üst taraf D. Şurası C. Bak şu elime dikkat et. C. Hop açtığım zaman ortada mı kaldı? Evet ortada kaldı gördüğün üzere. Tamam bu açılışlarda buna dikkat edeceksin. Şimdi madem öyle ortada kaldı sen açılışta o şekilde ortada göstereceksin. Sonra A'dan başlayıp nereye gidecek? C'ye gidecek. Ama burada dikkat et A A D D diye başladın ya A'dan başlayıp D'ye gitmesi. Hocam A'dan başlayıp D'ye götüreceğim. Bitti gitti. Hocam peki bu E Bak dikkat et. Bu arka taraftaki CD'nin orta noktası. Aynı şekilde açacaksın. Açılışta arka tarafta A, A, B, D, D'yi yerleştirdin ya. C de burada ya. Arka tarafta CD'nin ortasına gelecek diye bunu göstereceksin. Sonra bu noktayı belirledikten sonra şunu çizeceksin. Buradan da bir pisagor bağıntısı yapacaksın. Şuranın zaten 2 PR olduğunu biliyorsun. Hocam burası PR, burası da PR olacak. Hatta burası PR bölü 2 oldu. Burası da PR bölü 2 oldu. Çünkü 2 eş parçaya bölmüş. Tabi daha değişik şeyler de karşımıza gelebilir. Peki bizim karıncamız bu şekilde değil de şöyle yapmış olsaydı hocam bir böyle bir tur attı bir de böyle bir tur attı. Yani tam iki tur atarsa o zaman bu kağıdı iki kere açacaksın. Bir böyle bir böyle buradan buraya. Peki hocam bu şekilde açılışta bir böyle tam tur attı şöyle geldi. Bak A'dan başlayıp AD kenarına gelince bir tur atmış oluyor. Bir de böyle gelince ne oluyor? Hocam bir tam tur atıp bir de yarım tur attı. Bir tam tur böyle açacaksın. Bir de tam tur açtığında yarısına kadar gelecek. Yani burası iki pire. Burası da ne olacak? Yine iki pire. Pire pire şeklinde ayrılacak. Hop şöyle bir pisagor bağıntısı yapacaksın bunda da. Tamam açılış burada. O yüzden çok önemli. Hatta buradaki harflerin AA olması ya da işte b'nin ortada kalması falan gerçekten ama gerçekten çok önemli. Yüzey sorularında bazen böyle bir tam tur ya da bir buçuk tam tur falan atılır ona dikkat edin lütfen. Tamam mı gençler? Hadi bakalım. Şimdi sorularına bakalım. Burada ne yapmış? A'dan başlayıp D'ye gelmiş. E tamam o zaman A'dan başlayıp D'ye gelmişse açılışı tam yapacağız. Açılışımız nasıl olacak? Şöyle A iken burası A, D iken burası D. Adam diyor, diyor ki sana A'dan başlayıp D'ye gidecek. Bitti gitti. Yani şuranın sen ne olduğunu biliyorsun. 2 pi R'ye kadar olduğunu biliyorsun. E yarı çap uzunluğunu ne vermiş? 3 bölü pi vermiş. E burada 3 bölü pi yazarsak 2 pi 3 bölü pi. O zaman burası kaç yaptı? 6 yaptı. 6. Ondan sonra yüksekliğini de zaten 8 vermiş. E yükseklik 8. E burası da 8 ise o zaman 6 8 bizden bu uzunluk isteniyor. 6 8 10 üçgeninden uzunluğu kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle 10 çıktı 15. soruda. Sonraki soru. Oo değişik bir soru. Yanda yarıçapı 3 birim olan bir silindir ve gölgesi verilmiş. Gösterilmiş. Evet bir silindir var bir de arkadan ışık vuruyor herhalde. Burada da bir gölgesi var. Evet dikdörtgen şeklindeki e, silindirin dikdörtgen şeklindeki gölgesinin uzunluğu taban dairesinin çevresi kadardır. Evet bunun uzunluğu da taban dairesinin çevresi uzun kadar vermiş. E, yarı çap burası 2 pi re. taban çevresi ne yapıyor o zaman? 6 pi mi yaptı? Evet şuraya kadar ki dikdörtgen şeklindeki şu gölgesinin uzunluğu. Yalnız şuradan başlayacak. Şuraya kadar ki olan uzunluk 6 pi kadar verilmiş. Peki, devam edelim. A noktasında bulunan karınca en kısa yoldan C noktasına gitseydi 5 pi birim yol alacaktı. Evet, A noktasındaki karınca en kısa yoldan C noktasına gitmiş olsaydı, yani zemine değdiği yere gitmiş olsaydı, yani şöyle gelip hatta şöyle gelip şuraya gelmiş olsaydı, hatta dur şöyle göstereyim. Şöyle gelip şuraya gelmiş olsaydı, o zaman 5 pi birim yol alacaktı. Tamam. Buna göre A noktasındaki karınca F noktasına gitmek için kaç birim yol alır diye soruluyor. Şekildeki karınca zemine en uzak yerde. Zemine en uzak yer neresi? En tepesi. Bu da zemine değdiği yer en altı değil mi arkadaşlar? Yani burada sadece yarım yüzeye mi gitmiş oluyor? Evet. O zaman burada açılış yapıp şuradaki 5 byi kullanalım. Sen tam yüzeyi açmış olsaydın böyle olacaktı. Tam yüzeye burada, burada ama yarım yüzeye gidecek. İlk önce bunu kullanıyorum bak dikkat et. Yarım yüzey yüzeye gitmesi demek buradan buraya gitmesi demek. Hocam öncelikle bu 2 pi taban çevresi kadar değil mi? 6 pi. Evet burası 2 pi 6 pi olduğunu biliyorum. O zaman burası 3 pi oldu. Ha, bizim eleman karınca eğer A'dan başlayıp C'ye yani en üstteki yerden zemine değdiği en alttaki yere gelmiş olsaydı o zaman yarım yüzeye gitmiş olacaktı. Yarım yüzeyde o yüzden böyle yaptık. 3 pi oldu burası. Çünkü çevresi 6 pi. O zaman burası 3 pi 3 pi diye paylaştı. Yarısını kadar gitti. 3, 4, 5 üçgeninden buraya da 4 pi bulduk. Evet silindirin açılışında yüksekliği biz kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 4 pi bulduk. Evet yükseklik burası. 4 pi burası. Dikkat. Burası da 4 pi. Şimdi ne diyor bize? Karınca şu şekilde A noktasından başlayıp hop yarım yüzeyi kullanıp bir de dikdörtgenin burasını kullanırsa arkadaşlar yüzeyleri tek tek açacağız. Dikdörtgen bu şekilde. Tamam. Bak dikdörtgeni açıyorum. Açılmış halinde dikdörtgeni açıyorum. Bir de yarım silindirin açılmışı yan yüzeyinin açılmışı şu değil midir arkadaşlar? Yan yüzeyin açılmış yalnız dikkat. Yan yüzeyin açılmışı da bu. Yani yarım yüzeyin açılışı bu. E burası yarım yüzeyin açılışında o zaman burası ne olacak arkadaşım? Şurası yükseklik zaten. Yükseklik şu şekildeyken yaptık. 4 pi'yi buraya aldık. Yüksekliğin 4 pi olduğunu bulduk biz. Yükseklik 4 pi, 4 pi. Yarım yüzey açılışında normalde tam yüzey açılışında 2 pi'ye kadar olacak. Ama burası yarım yüzey açılışında ne olacak? 2 pi R'nin yarısı kadar olacak. 3 pi olacak. E burası da 6 pi olarak verilmiş arkadaşlar bize soruda. Çünkü taban çevresiyle eşit olarak verilmişti. E o zaman burası da 6 pi ise buradan başlayıp buraya gitmesi isteniyor bizden. E o zaman arkadaşlar hadi buradan başlayıp oraya kadar götürelim. Yani bizden şu isteniyor. Hadi Pisagor bağıntısını uyguluyoruz burada. Bir kenar 4 pi bir kenar 9 pi. O zaman ben buraya x dersem x kare eşittir 4 pi'nin karesi artı 9 pi'nin karesi oldu. Buradan x kare 16 pi kare artı 81 pi kare yaptı. Bu da 97 pi kare yaptı. 97 pi kare yaptı. Kare kökünü alacak olursak kök 97 pi kare de dışarı çıkıyor. Pi mi yapacaktır cevabımız o zaman? Evet. Yani illa böyle silindir üzerinde vermek zorunda değil. Silindirin par belli parçasını kullanıp dikdörtgen de verebilir. Silindirin yan yüzeyini açtım. Bak burada silindirin yan yüzeyini açtım. Hatta yarım yüzeyini açtım. Yükseklik de burada 4 pi olarak bulmuştuk. Sonra dikdörtgeni de yanına koydum. Bu şekilde yüzey sorularında yan, katman katman yan yana koymuyor muyduk? Ya da alt alta üst üste koymuyor muyduk arkadaşlar? Koyuyorduk. Açılış şekline göre dikdörtgen böyle ya. Dikdörtgeni şöyle dikine çizdim. Öbür yan yüzeyi de şöyle. Yan, yüzey, yan yüzeyin açılışında dikdörtgen olduğu için üstüne de şöyle koldum, yarım yüzey koydum. Yarım yüzeyi koydum. Yarım yüzeyi de burası tam böyle 2 pi'ye kadar olacak normalde tam açılış olmuş olsaydı. Ama yarım yüzeyden gittiği için yine en üstten başlayıp bak hop yarısını geliyor böyle. O, o yüzden yarım açtı. sonra dikdörtgen şeklinde gitti ve bizden burada uzunluk isteniyor cevapta kök 97 pi şeklinde bulundu. Bir de böyle ilginç bir soru yazmak istedim. Her zaman böyle silindiri yüzey üzerinden gitmek zorunda değil. Hem silindir hem de zeminden de gittiği zaman da böyle bir açılış olacak. Tamam mı gençler? Evet geldik mi bunun son sorusuna? Evet son sorusuna gelmişiz. Bakalım ne diyor soru? Yarı çap uzunluğu 6 birim yüksekliği 8 kök 2 birim olan silindir tabanına dik bir düzlemle kesildiğinde yüzey alanı 192 birim kare artmış. Arkadaşlar silindirin yüzey alanı artmış. O zaman fazladan yüzeye çıkmış meydana değil mi? Hangi yüzeyler çıkmış? Kestiğin zaman şuradaki dikdörtgen alan değil mi? Ama dikkat et. Buradaki dikdörtgen alanı bir burada bir burada. O zaman iki tanesi 192. Yani artan alanlar 192 ise bir tane alanı ne yaptı o zaman? 96 yaptı. E o zaman 96 ise buradaki şeyden dolayı yüksekliğini de 8 köklü olarak bildiğimizden dolayı ben artık şuradaki x'i bulabilirim. 8 kökü çarpı x neye eşitmiş? 96'ya eşitmiş. E o zaman buradan x ne olacaktır? 96 bölü 8 kökü olacaktır. O zaman sadeleştir bakayım bunu. şunu da şu sadeleştirici 12. 12 bölü köküden kökü eşitliğine çarparsak 12 kökü bölü 2'den 6 köklü olarak buluruz. Evet. Şuradaki x'i ne bulduk? 6 kök 2 bulduk. Eyvallah. Şimdi burası 6 kök 2. Şimdi buradan başlayıp k'dan başlayıp e'ye doğru gelmiş. O zaman beni iyi geldiren şuradaki kısım. Şuradan e'ye kadar gelmiş. Şuraya şeye bakalım. Ee, yarı çap uzunluğunu kullanalım. 6 6 değil mi? Evet burası 6 burası da 6. Aa 6 6 6 kök 2 çıktı. Ne çıktı burada arkadaşlar? Bir dik üçgen çıktı. Çünkü x kenar dik üçgende 6 6 6 kök 2 olur burası. E o zaman burası 90 derece oldu. Hocam şu kısmı 90'lık kısım bu kısmı da 270'lik kısım oldu. Yani silindirin kaçta kaçlık kısmı oldu burası? Şuradaki kısımda gidiyor ya 270'lik kısımda gidiyor ya bu kısmı 270 bölü 360'lık kısmı oldu. Yani bu da 3 bölü 4'lük kısmı oldu. O zaman ben açarken 3 bölü 4'lük kısmını açacağım burada. Hadi bakalım K'dan başlayalım ve 3 bölü 4'lük kısmı açalım. Yükseklikte zaten 8 köklü olsun. Buradan buraya gelsin. Açalım bakalım bunu burada. Evet şöyle açacak olursak. Hop açtık. Silindirin şuradan başlayacak. Bak şuradan başlayacak. Çünkü niye? Tam şuradan başlıyor. K'dan başlıyor. Açtığın zaman E'ye kadar gidecek. Karşısı alttaki yere kadar gidecek. Evet buradan başlayıp şuraya kadar gidecek. Peki bunu açtığın zaman 2 pi r kadar burası ama 3 bölü 4'lük kısmını açtığımız için çarpı 3 bölü 4 diyeceğiz. R yerine 6 yazarsam 6 kere 2 12 3 ile çarpınca da 36 bölü 4'ten 9. Evet burası 9 pi. Yüksekliği de kaç vermiş? Yükseklik de 8 kök ki. Her zaman tam sayı çıkmak zorunda değil. Şurada da bir pisagor bağıntısı yapacak olursak. Buradan başlayıp şuraya giden kısım isteniyor bizden. X de böylelikle ne olacaktır? X'in karesi daha doğrusu 8 kök karesi artı 9 pi'nin karesi olacaktır. Yani buradan x kare neye eşit oldu? 64 çarpı 2'den 128 artı 81 pi kareye eşit oldu arkadaşım. O zaman x de kare kökünü alacak olursak 81 pi kare artı 128 olur. Yani şıklarda illa tam sayı mı olacak bazen olmayabilir. Cevap da böylelikle bu çıktı. Kök 81 pi kare artı 128 çıktı arkadaşlar. Evet böylelikle olayı hallettik mi? Hallettik gençler. İşte bazen de böyle Belli bir parçasını yürütebilirler. Hangi parçasını yürüttüyse o kadarlık parçasını yani yan yüzeyde o kadarlık parçasını mesela 270 derecelik kısımda gitti. 270'lik kısmını açtım orada. Böyle karınca sorularının da yani yüzey sorularının da her türlü halini size göstermek istedim arkadaşlar. Cevap biraz garip çıksa da artık idare ediverin. Çünkü her zaman tam sayı çıkmıyor biliyorsunuz. Böylelikle silindiri hallettik gençler. Sırada ne kaldı? Son hafta kaldı. Son haftada koniyi e, piramit konik küreyi halledeceğiz. Biraz yoracağım sizi son haftada. İstersen son haftaya da bölebilirsiniz. Sıkıntı değil. Neyse böylelikle silindiri bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Sonraki videolarda sonraki haftada son haftada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.